emekli banka müdürü Enver Çelik'in aile şirketi olarak Efeler Astis Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018 yılında hizmete başlayan Egesay Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Şirketi geri dönüştürülebilir ürün atıklarını işleyerek tekrar ekonomiye kazandırıyor. Firma bünyesinde çevre mühendisi, operatör ve diğer personeli ile birlikte 27 kişinin istihdam edildiğini belirten şirketin genel müdürü Enver Çelik, dolaylı olarak da yüzlerce kişiye istihdam ve kazanç sağladığını belirtti. Firmamızın kuruluşu bir hayli eski, önce onu söyleyeyim. Zira firmamız öncelikle İzmir'de kurulmuş Özmüşler firması vardır. Yaklaşık 40-50 yıllık bir deneyime sahip bir firmadır. Ve oradan sonra Aydın'da kurumsal bir firma olmadığını düşünülerek ayrıca Söke'de kipaş fabrikasının açılması da bizim buraya gelmemize ön ayak olmuştur. E, 2018 yılında burada faaliyete başladık. Özmüşlerden ayrı olarak Özmüşler grup şirketimizdir. Egesay olarak burada biraz önce belirttiğim gibi kurumsal bir firma kurmak suretiyle buradaki halkın ve fabrikaların hizmetine sunduk. Geri dönüşüm konusunda biliyorsunuz Avrupa'da bu atıklar evlerde ayrı ayrı tasnif edilmektedir. Türkiye'de de bu yakın zamanda bilinçlendirme konusunda sizlerin kanalıyla, televizyonlar veya basın kanalıyla halkımız bilinçlendirilmektedir. Benim burada söyleyeceğim şudur, evsel atıklarla geri dönüştürülebilir atıkların ayrı ayrı torbalanarak ayrı ayrı çöp tenekelerine veya çöplere konulması suretiyle e, memleket ekonomisine daha faydalı hale gelebiliriz. Firmamızın ismi Egesay Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketidir. Burada bütün geri dönüştürülebilir e, malzemelerinin tasnifi, e, ayrışımı ve bu ayrışımdan sonra balyalar haline getirilerek bir kısmının tesisimizde işletilerek ham madde haline getiriliyor. Bir kısmı ise balyalanıp ilgili fabrikalara yani üretimi yapan fabrikalara tırlarla gönderilmektedir. Geri atık olarak genel anlamda naylon, kağıt, pet şişe, efendime plastik, demir, çuval vesaire. Gelen atıklar biraz önce de değindiğim gibi naylonlar kendimiz ayıklarız, seçeriz. Kırma makinalarımız var. Kırma makinalarımızda kırıldıktan sonra tekrar ekstruder dediğimiz eritme makinamız var. Eritme makinasından geçirilerek e, ham madde haline getirilir ve bunlar bitmeklerin içine konulmak suretiyle ilgili üretim yapılan, ilgili madde yapılan yerlere satış yapılır. Diğer taraftan kağıtlarımız gelir gerek toplayıcılar tarafından gelen kağıtlar gerekse firmamızın konteynerları kanalıyla gelen kağıtlar burada dökülüp ayrıştırdıktan sonra presle preslenir ve e, temiz halde e, kağıt fabrikalarına gönderilir. Orada da yine madde haline gelir. E, keza e, plastikten bahsettim. Yani pet'ten bahsettim. PET yani içtiğimiz pet şişe sularını e, genel anlamda e, toplayıcılar toplar. Onlar getirirler biz de bunları alır balya haline getiririz. Ilgili firmaların yani flex yapan firmalara bunları tırlarla tekrar göndeririz yeniden ham madde haline gelmesi konusunda. Aydın'ın genelde yüzde %60-70 civarında geri dönüştürülebilir malzemelerin firmamız tarafından alınmakta ve işlenmektedir. Aydın ekonomisinin de aylık olarak, aylık demeyelim onu yıllık olarak 60-80-100 milyon civarında bir e, girdi sağlamaktadır. E, biz burada genel anlamda toptan e, malzeme alıyoruz. Ancak öyle bir Ege öyle bir isim yaptı ki burada vatandaş sokağa çıktığında elinde 3 kilo kağıdını alan veya çocuklarının okul kağıdını alan vatandaşlar e, sokakta birilerini soruyor. Ne yapacaklarını sorduklarında aldıkları cevap bizleri çok mutlu ediyor. Şöyle ki Ege Say, Ege ve vatandaş 3 kilo da olsa, 5 kilo da olsa biz onu değerinden fazla değerlendirip kendisini tatmin ederek güler yüzle uğurluyoruz. Ama genel itibariyle biraz önce de söylediğim gibi toptan iş yapıyoruz biz burada ve fabrikaları çalışıyoruz. Ama bu tür vatandaşın e, talepleri veya e, istekleri olduğunda onları da boş asla geri çevirmeyip onların gönlünü almak suretiyle onları e, parasal yönden veya nakit yönüyle de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Acımız halkın ...basının ve diğer... ...televizyon kanallarının yaptığı gibi... ...bizlerin de üzerine düşen görev olarak... ...addediyoruz. Dolayısıyla halka bu konuda... ...yani teşvik edici... ...hareketler sunmak suretiyle... ...geri dönüşümün... ...daha hızlandırılmasına ve geri dönüşümün... ...daha daha fazla olmasına... ...ülke ekonomisinin daha fazla katkı... ...sağlanmasına ve bunun da... ...çocuklarımıza varana kadar aşılanması... ...amacımızda. Belediyeler de biliyordur bunu. Genel anlamda eğer biz... ...bu geri dönüşümü yapmamış olsak... bu bunlar belediyeler tarafından çöp arabalarıyla çöplüklere getirilecek. Oysa ki biz bunları almak suretiyle bu çöpün en az yüzde kırkını yüzde ellisini bertaraf yani çöpe gitmesini mani olup belediyenin iş yükünü bu kadar da azaltmış oluruz.